Şu karantina günlerinde ne izleyelim, ne izleyelim diye düşünürken zaten La Casa de Papel'in dördüncü kısmı geldiğinde tabii ki herkes de hemen oturdu, izlemeye başladı. Ama ee, La Casa de Papel'in şöyle bir baştan söyleyebileceğim dezavantajı var. Diziye mesela her çıktığında direkt izleyip poşuma giden bir dizi olduğu için izlerdim. Bu sefer iki gün önce falan izleyip tek seferde bitirdim. Çünkü yavaş yavaş doymaya başladık diye düşünüyorum La Casa de Papel serisine. Ve Netflix'in de artık biraz zorlamaları ortaya çıkmaya başlamış gibi düşünüyorum. İnceleme iki parti halinde olacak. Yani videonun sonlarına doğru işin spoilerlı kısmına da gireceğim. Ama baştan bir iyi kötü yönüyle değerlendirmek istiyorum. En azından merak edenler için. Ama burada da 3. sezon ve daha öncesinin alakalı belli başlı şeylerden bahsetmem gerekecek. Çünkü La Casa de Papel'e baktığımızda ilk başta İspanya'da işte o şifresiz herkesin izleyebileceği Antena 3'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam kanalın adı. O kanalda çıktığında bütçesi belli ve kendince mesajlar vermeye çalışan yerel bir diziydi. Netflix satın aldı ardından bütün dünyada bir anda o İspanya'nın pek izlemediği dizi dünya genelinde fenomen olmayı başardı. Neden? Çünkü bir gayesi vardı, bir mesajı vardı. Evet işin içinde bir soygun olsa da çok fazla alt metini bulunan bir diziydi. Ancak Netflix satın aldığında tabii ki birçok kişi hoşuna gitti. Devamının gelecek olmasına sevindiler. Ama burada da bir çıkmaza girdi durum. Çünkü Netflix'te babasının ayrına o diziyi devam ettirmez. Baktaki ki çok para getirecek o yüzden devamını getiriyor. Evet ekip dağılmadı. Yani şey, e, cast kısmında demiyorum. E, prodüksiyonu, yapımcısı, işte e, yönetmeni, senaristi aynı devam ediyor. Bu güzel bir şey ama senariste senaristi zaten kafasında iki sezonluk bir dizi vardı ve bunu da yaptılar. Ve bu diziyi devam ettirmelerini istediklerinde de artık iş biraz daha zorlamaya girmeye başladığını az çok 3. sezonda görüyorduk. E, Netflix'in 3. sezonda yani Netflix ile beraber çekilen ilk sezonda görüyoruz ki tabii ki bütçenin artmasıyla işleri biraz daha görsel şölene ve aksiyonu arttırabilecekleri seviyeye getirmişlerdi. Bu dördüncü sezonda ya daha doğrusu dördüncü kısımda tak noktaya ulaşmayı başarıyor. Sürekli aksiyon ve e, aksiyonuyla sizi doyuran bir dizi görüyoruz. E, kötü Adamları, Gandhi'ye yeni bir 3. sezonda tanıştığımız e, şef güvenliğimiz var. Bu çok iyi bir şekilde götürüyor. E, ee, aynı şekilde polis e, ve başta profesör olmak üzere ekibin çatışması var. Ekibin içeride yaşadığı e, durumlar var. Evet yine dolu dolu giden bir dizi olduğunu söyleyebiliriz ama yani böyle izlerken arada şöyle bir bakıp böyle bir surat ekşittiğiniz durumlar da oluyor çünkü yani amaçları diziyi uzatmak ki 5. bölümde gelecek zaten. Bu belli yani 5. kısım da gelecek. E, dizi biraz havada bitiyor çünkü. E, ve yani uzattıkça uzatmak istiyorlar onu böyle sakız gibi. Ben bir bu kısmını sevmedim. Hani çünkü La Casa de Papel'in o dünya genelinde sevilen, her yerde çavella söyleten, söyleten, futbol maçlarında koreografi yaptıran ve hatta işin biraz daha saçma tarafında bazı ekiplere aynı şekilde banka soygunu yaptırmaya çalışacak seviyede fenomen olan bir dizinin ee, ...artık popüler kültüre alet olup bu şekilde gitmeye çalışmasının üzüntüsü var bende. Bu yüzden evet güzeldi, kötü değildi aslında. Ama artık böyle 5. E, sezonda mı gelecek şimdi keşke bir noktalasalardı... ...dedirtecek kıvamda olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizinin iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. Dediğim gibi burada uzatmaya çalışmaları kötü ama... ...karakterlerin her birinin size geçiyor olması yani... Siz oturup düşündüğünüzde Nairobi gibi de düşünebiliyorsunuz. Profesörün çıkmazlarını da hissediyorsunuz. İçeride e, Palermo'nun manyaklığını da düşünebiliyorsunuz. E, Denver'in, Rio'nun da e, farklı farklı yapılarını düşünebiliyorsunuz. Bunları her birinde karakterlerin her biri tamamen farklı insanlar olsa da size geçirebilecek e, yapıda oluyorlar. Yani La Casa de Papel kadrosunun insanların sevmediği insanın olduğunu sanmıyorum Kendine göre değişir tabi. Biri Tokyo'yu çok sever. Biri işte Denver'i çok sever. Belki de e, Arturo romanı bile seven vardır ama e, baktığınızda dediğim gibi e, karakterleri size geçmesi yaşadıkları zorlukları hissedebildiğiniz için dizi sürükleyiciliğine devam edebiliyor. Ama artık ne bir mesaj verme isteği var ne bir konu var doğru düzgün ve e, bir sezonda Komple bir işi yapabiliyorken bu sefer bir türlü oradaki işler devam edebiliyor yani 5. sezonda da daha doğrusu 5. kısımda da yine merkez bankasında geçmeye devam edecek gibi bir durumlar mevcut o o yüzden bir garip geldi bana işin genel olarak baktığımızda dizi seven insanlar daha izlemeye devam edecektir yani kimse pişman olmaz da. Beşinci sezonu kimden merakla bekliyor? Gerçekten yani merak ediyorum. E, o yüzden şimdiye kadar en azından e, izlemiş olanlar 5 sezonu merak etip, etmediklerini söylesin. Ya da şimdiye kadar La Casa de Papel'i izlemiş ve dördüncü sezonu izlememiş insanların neden izlemek istemediklerini ya da şimdiye kadar izlemediklerini söylerse sevinirim. Çünkü benzer bir şey söyleneceğini düşünüyorum. Hani tamam artık uzattılar e, diyeceklerini düşünüyorum. Biraz daha işin detaylarına girmeden önce de 4. sezonu izledikten sonra da La Casa de Papel fenomen diye bir, bir saatlik bir belgeselle çıktı. La Casa de Papel'in nasıl bu yerlere geldiğine dair ve ufak tefekte kamera arkasında yaşanan sıkıntıları gösteren bir dizi ama e, bu belgeseli lütfen 4. sezonu izleyip bitirdikten sonra izleyin. Şu anda Top 10'da 2. sırada Türkiye'de. İzlemeden izlemeye kalkarsanız belgesel yani 4. sezonu izlemeden bir belgeseli izleyin bari. Demek isterseniz çok fazla spoiler yeme ihtimalinizin olduğunu da söyleyelim. Şimdi ise spoilerlı kısma geçiyorum. O yüzden diziyi izlemediyseniz bundan sonrasında yer almanızı, izlemeye devam etmenizi tavsiye etmediğimi söyleyeyim ve hızlıca geldiğimizde Gandhi'ye gerçekten bu bölüm bu sezonun ya da bu kısmın en iyi oyuncularından biri olmuş. Karakter gelişimini iyi bir şekilde veriyor. Ama ya adam hani bölüm sonu canavarı ya. Hani ölmüyor, vuruyorsun, bomba atıyorsun. Yani ne oluyorsa oluyor adam bir türlü ölmüyor adam. Ya da bayılsa bile çabucak kendine geliyor ve bunu gerçekten biraz akıl dışı yapmışlar. Evet adam eski asker, güçlü, kuvvetli, taktiksel olması şey de hani orada herkesin arasında kaldığı bir ...şey sahnesi vardı ki o sahnenin de... ...saçma taraflarından biri... Ee, ...gerçekten bir el bombasının... ...üzerine biz iki tane çelik yerek ve... ...kask atarsak ve üzerine yatarsak... ...bir şey olmaz mı bize? Bunu... ...gerçekten çok merak ediyorum. O kadar saçma geldi ki orada böyle... ...öldürmemek için mi yaptılar diye. Ama işte tekniğini de bilmediğim için... ...sadece bana saçma geldiğini söyleyebilirim. Bunu bir araştıracağım. Gerçekten merak ediyorum. Ee, o saçmaydı ve o sahnede işte... Gandhi'nin sürekli kurşun yiyip sonrasında bir şey olmamış gibi sadece denverin attığı bombanın şarapnel parçalarından dolayı sorun yaşıyor olması garip koca askeri geçmişi olan bir adamın işte kelepçeden parmağını kırarak kurtulma efsanesini bilmiyor olması gibi saçma bir durum olamaz bir diğeri böyle bir adamın en kritik yerdeki şaraplar parçasında Tokyo gibi birine güvenme ihtimali yoktur. Yani iki kısımdır neler yaşadılar ve buna niye güvenesin? Ee, bu da bir işe saçma tarafıydı. Tokyo'dan bahsetmişken ee, Tokyo'nun da kendi kararı evet asi işte genel olarak işin espri tarafında Tokyo'nun e, seksualitesi üzerinden yürüyen de bir diziydi evet. Ama bunu ilk defa bu kadar kullandığını görüyoruz. İşte Maserati olayı var. Tokyo'nun neredeyse oradaki bütün karakterlerle alakalı cinsel arzusunun bir tavan yapması var. Bunu sürekli kullanıyor olmalı. Yani dizinin artık işin parasal kısmına kaçtığı en basitinden bence Tokyo ile belli oluyor. Hani tamam karakter zaten işte güzelliğiyle algısıyla biraz işte o ee, eğlenceli diyebileceğim yapısıyla tamam dünya genelinde bu açıdan sevilen bir yapısı vardı. Hatta işte ee, burada söylemek çok hoş olmaz da hani Tokyo'nun çok konuşulduğu ee, tarafları vardı zaten herkesin bildiği. Dizi ilk defa bunu açık açık kullanıyor ve hani Rio gibi aptal aşığın işte bir tur sen de binebilirsin gibi salak saçma bir espri yapabilmesi gibi yani dizi gerçekten artık işin parasal kısmına kaçmış ki normalde biliyorsunuz Netflix dizilerinde nasıl e, Palermo ile Berlin'in de bir ilişki durumu olması gibi e, dünya genelinde aslında kabul edilmesi gereken bazı e, cinsel ve e, insani yargıları yüzüne vuran bir yapısı vardır. Bunu yüzüne vurmak yerine bir işin aptal tarafıyla vurmaya çalışıyor. Vurmak değil de bunu parasal yönden kullanıyor, çalışıyor olması beni rahatsız etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de belirtin. Ki işin e, bir de Palermo kısmına geldiğimizde Nairobi'nin ölmesindeki en büyük e, suçlu diyebileceğimiz insan Palermo e, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Sonrasında ceza veririz diyor çünkü Profesör ve Ve ...Gandia'ya verdiği tepkinin onda birini hiçbir ekip Palermo'ya vermiyor. Yani ben orada kendimi düşünüyorum. O videonun başında dediğim gibi hani karakterleri kendine çekebilen bir dizi. Ve o sırada hani Denver yerine düşündüğümde, Rio yerine düşündüğümde, Tokyo yerine düşündüğümde... ...Helsinki yerine düşündüğümde, Bogota yerine düşündüğümde... ...ya ben Palermo'yu orada kesin öldürürdüm. Ve kimse bunu yapmıyor. Ya da yeltenmiyorlar bile. Çok garip. Gerçekten çok garip. Ee, buradaki bir sıkıntı var ve bunu da şeyle bağlıyorlar. Yani oradaki en duygusal karakterimiz diyebileceğimiz Helsinki gibi bir adam sonrasında Palermo Helsinki üzerinden günah çıkarıyor. Helsinki de bunu affediyor. Çok garip. Hani bu da benim mantığımı oturmaya taraflardan biriydi. Profesörün son 2-3 bölüme kadar ki biz videodan önce de Doğuş'la konuştuk. Doğuş da izlemiş Ersin abiyle beraber. Ee, o bir uyanışı kısmına kadar şeyin e, profesörün tamam bir duygusal sıkıntı yaşadı. Evet e, işte sevdiği kadın öldü sanıyordu ama bunu da öğrendikten sonra işleri biraz rayına koymak yerine hala çok saçma hatalar yapıyor. Yani profesör gibi bütün ince detayları düşünen bir adam e, kendini yani o sitedeki havuzda kameradan kaydedileceğini bilemeyecek kadar salak mıydı yani? Evet o sırada bir anlık beklenmeyen bir hadise yaşanıyor. Adamlar çıkartıyor bakıyorlar ki de sen sonra gider onu silersin ki elinde efsane bir şey var yani bütün uçuş koordinatlarını görebilecek anında bir şeylere erişebildiğin bir hacker ordusu var. O görüntüyü de çok rahat silersin zaten sen ee, işte Lisbon'u kaçırmak için zaten orada görüntüleri değiştirebiliyorken hayli hayli e, o geceki e, havuzdaki görüntüyü de değiştirirdim. Bunu düşünemedim mi diye bir saçma durumu var. Bunun yanı sıra da e, baktığımızda normalde en etkili kullanılabilecek Julia ya da ekipteki adıyla e, Manila'nın çok şey yapılmamış olması yani e, çok böyle basık ve gereksiz bir karakter gibi kalmış olması çünkü diziden sürekli zaten flashbacklere çok fazla yer veriyorlar bildiğiniz gibi. Ama Manila'nın gelişi işte yine orada bir algıyı vermişler tabii. Manila, Julia'da cinsiyet değiştiren bir e, karakter. Bu tarz şeyleri kullanmaları benim hoşuma gidiyor. Bunu eleştirmek için demiyorum ama başta bize Manila, Julia işte arkadaşlığı falan filan Denver'le o e, kardeşlik ilişkisi gibi şeyleri bize veriyor ve bu tarz bilgileri verdiğin insan genelde ya e, önemli bir karakterdir ki sen karakteri bize daha fazla tanıtmaya çalışıyorsun. Ya da önemli bir hamlesi olacaktır. ikisi de yok. Yani kalkıp tuvalete gitme isteğini söylemesi dışında bir şey çıkmıyor ki. E, kimse mi bu kadar rahatsız olmuyor? Sen niye ki de bir tuvalete kalkıyorsun diye. yani. Ben o e, ekibin içinde olsaydım eğer, yani orada La Casa Papel ekibi tarafından rehin alınmış olsaydım ben bir süre sonra işkillenirdim. Bacım senin neyin var böyle sürekli tuvalete gidiyorsun, hani idrar yorulmu, daba problem var, tutamıyor musun? diye bir sorardım en azından. Bir diğer yandan yine 2000 salaklığı, şimdi Arturo Roman gibi en başından beri size en büyük baş belası olan manyağın teki var ve siz bunu tekrar içeri atladıktan sonra bir önceki kısımda, yani ben kendimi düşünüyorum yani Arturo Roman tekrar içeri girseydi ben onun ee, nasıl ee, bütün güvenlik ekibini ve zamanı geri geldiğinde Palermo'yu bağladıysa onu da bağlar orada tutardım yani. Ay susuz yaşasın. <laughs> Benim umurumda olmaz yani. Yani yine orada ortalığı karıştırmaya çalışacağı çok belli. Ve yine oradan yürümeye çalışıyor. Yani Arthur Roman orada bir itici karakter olarak kendini yer çalışıyor. Çok da büyük bir baş belası haline gelmiyor ama pislik pislik işler yapıyor. Yani onu da hiçbir önlem almış olmamaları saçmaydı. Yani biraz işin şeyine kalmış dizi. Dediğim gibi o parayı kazanmak için sündürebildikleri kadar sündürüyorlar. E diziyi nasıl uzatabilirler? Bu söylediğim şeylerle uzatabilirler zaten. Ekipte salaklıklar yapılacak. E her zaman toplayan bir profesör işte Lisbon muhabbetinden dolayı bir afallamış olabileceği için hatalar yapacak. Ama iki bölümde de bunu toparlayabilecek ve bam bam karşılığını verebilecek yapıda Ama en büyük salaklığı da işte dediğim gibi e, kamera kaydını unutarak da 5. sezona kapı aralacak bir son bizleri beklemiş olacak. Gerçekten hani e, sert mi eleştiriyorum bilmiyorum lütfen arkadaşlar sizler de yorumlarınızı yapın ama dediğim gibi dizi güzel, oyuncular hala çok güzel en ufak bir e, laf söyleyemem. Ben sadece işin artık senaryo yapısını sündürülmek istendiği için bıktığımı söylüyorum çünkü... Ee, çok bu konuda benim söyleyebilme bir yetim yok ama sinematografisi falan her şeyi çok güzel. Sadece ben artık senaryodan baymaya başladığımı düşünüyorum ki bunu genel Netflix dizilerinde yaşamaya başladım, yapımlarında yaşamaya başladım. Lütfen sizler de La Casa de Papel 4. kısımla alakalı düşüncelerinizi söyleyin. 5. sezon gelsin bakalım neler yapmış olacaklar. Çıktığını tabii ki izleyeceğim o da ayrı mesele ama e, ee, bu sezon beni niye ise böyle bir sarmadı gibi bir durum oldu. Sizler de e, yorumlar bölümünde aktarın hatta ben bir de yukarıya e, e, anket koymuş olayım. Dördüncü sezonu sevdiniz mi sevmediniz mi? İki şıklı anketimizden e, siz de oraya katılın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.